Evet sevgili izleyiciler, reklam arasından sonra sizlerle birlikteyiz. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım sizlere. 0538 330 97 42 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve mesaj yoluyla. Ayrıca 0216 488 0488 numaralı hattan da arayarak bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Hepinizin selamlarına aleyküm selam diyorum ama mesajları hemen okuyayım. Hocam selamünaleyküm, aleykümselam, Allah sizlerden razı olsun. Bu sahur vakitlerinde sizin programınıza dolu dolu geçti. Size duacıyım, yolunuz açık olsun. İnşallah Rabbim sizleri muvaffak kılsın. 2 yaşında oğlum var, sizin görünce oğlumun da ileride sizin gibi sünneti yaşayan ve davasına aşık imanlı biri olmasını niyaz ediyorum. Rabbimden lütfen demiş. Siz de bu konuda dua edin, en büyük hayalim bu demiş. Rabbim evladınızı vatana, millete ve dinine hizmetçi eylesin inşallah. Din yolundan, İslam yolundan ayırmasın. Ama burada size çok iş düşüyor sevgili izleyicimiz. Burada size neden çok iş düşüyor? Eğer evladınız 2 yaşındaysa, evladınız 4 yaşına geldiğinde, yani Osmanlı eğitimi yaşına geldiğinde evladınızı eğitimini medrese, ilk medresede başlatıp medrese eğitimini aldırmanız lazım. Siz ne yolda yürütürseniz evladınızı inşallah o yolda yürüyecektir diyelim size de. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Devam edelim. Diğer mesajlara da hemen aktarıyorum. Şu an aramalar geliyor. Aramaları WhatsApp üzerinden değil de 0216'lı numaradan ararsak çok sevinirim sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyorum. Hocalarım sizleri Allah için çok seviyoruz. Ailem, çocuklarım, benim ve İslam alemi için dua etmenizi istiyorum demiş sevgili izleyicimiz. Gelen mailler, mesajlar bu şekilde. Selamünaleyküm hocam. Başka kanalda kadınlara haç farz değil dedi. Doğruluk derecesi nedir? Farz durumu olanların hepsine. Haç farz kadın yani. Erkek bütün Müslümanlara farzdır. Ama kadınlarda canım, şöyle bir şey var. Mahrem boyutları var. Mahrem evet. Olayları ondan dolayı mahrem olduğu sürece sıkıntı yok. Biriktirdiğimiz haç paramıza zekat gider mi hocam diye sormuş. Eğer parası nakit olarak kenarda duruyorsa ve bir seneyi doldurmuşsa, hacca gidiyorsa zengin hükmündedir. Tabii ki bu paranın zekatı verilecektir yani. Evet. Selamünaleyküm. Allah'ım sizden razı olsun. Sizler var oldukça İslam dinimiz de var olacak. Şimdi, her zaman bizlere ne var biliyor musun? Örnek ve beraber rehber olacak bir FMTV demiş Bursa'da. Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar demiş. Ben şunu söylüyorum. Yani zaten şurası rahatsız ediyor şu diğer kanallar artık. Şimdi sadece Ramazancı kanallar var ya, sadece evet. Ramazan'da Hazreti Yusuf'un hayatı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, şu hayatı, bu hayatı. Allah razı olsun, yine yapsınlar. Evet. Abi iyi bir şey yapıyorlarsa tamam ama 11 ay boyunca lağım akan yerden bir ay süt akarsa oradan kimse kabını dolduracağını düşünmüyorum. Evet. Eğer zaten tesirli olmuş olsalardı, ben doğduğumdan beri hala sorulan sorulara bakıyorsun. Sakız orucu bozar mı? Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? İşte denize girmek orucu bozar mı? Artık bunların hükmünü kaldırıyoruz ortadan. Evet. Kanal olarak biz eğer onlar tesirli olmuş olsalardı, bir şey öğretmiş olsalardı, yani 100 yıldır, 500 yıldır, 1400 yıldır bu sorular hala sorulmazdı. Evet. Ama artık inanıyorum seneye bu sorular sorulmayacak. Daha kaliteli sorular gelecek. Çünkü onlara gerçekten bir şeyler öğretmeye gayret ediyoruz. Onlara bir şey ortaya atıp da arafta bırakıp da öyle seneye devam edelim, buradan yolumuzu bulalım, İşte bir program yapalım, bir ay program çıkaracağız, her şeyin cevabını verirsek diye bir niyetimiz yok. Allah rızası için biz burada her şeyi net olarak insanlara öğretmenin gayreti içindeyiz. Mesela bu sene ben inanıyorum Fatih medreseleri olarak ve FM TV izleyenlerine ve çok insanlara da, o insanlar da ayaklı gazete gibi evet. izlediklerini etrafındakilere anlatıyorlar. Ya Müslüman insanız biz. Ramazan-ı Şerif'te insan efendisinin, önderinin, şefaatçi olacağı peygamberinin, bütün alemlere rahmet olan peygamberinin sünnetini, yolunu bilmez mi ya? Ramazan-ı Şerif gibi bir ayda nasıl hareket ettiğini bilmez mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Ramazan-ı Şerif farz olduğundan beri Ramazan-ı Şerif'ten son 10 günü itikafa girerdi. İtikaf yapardı. Ve son ahirete irtihal etmeden önceki senesinde 20 gün kalmıştır itikafta. Evet. Şimdi bizim itikafta mescitte arkadaşlarımız dışarıdan arıyor arkadaşları. İtikafta kalan Müslüman, yani gayet ciddi bu iş takvaya yaşayan arkadaşlar. İtikafta kalıyor yani, hesap et. Bu arkadaşı arıyorlar ve diyorlar ki, diyor ki bu, ben diyor itikaftayım diyor. Adam diyor ki orası nerede diyor. Nerede orası diyor, neresi? Güney Afrika'da.
Ya böyle bir şey olur mu ya? İtikaf nerede diyor. Ya itikaf mescitlerde, namaz kılınan bir yerde Allah için Ramazan'ın son 10 günü geçmiş senenin muhasebesini yapabilmek, gelecek seneden de daha iyi neler yapabilirim, bu Ramazan-ı Şerif'te, affolduğum bu Ramazan-ı Şerif'te önümdeki senede kazanmış olduklarımı nasıl muhafaza edip daha zirveye nasıl çıkarabilirimin muhasebesinin yapılacağı yerlerdir. Yani kapanıyorsun, hayvansal gıdaları yememeye gayret ediyorsun, zikrediyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, mescitte kalıyorsun. Sadece abdest ihtiyacı için şadırvana kadar gidip geldiğin ve buradan dışarı çıkmadığın, hanımınla beraber olmadığın, evine gitmediğin ve burada kaldığın 10 gün boyunca, bu 3 günde olabilir, 1 saat de olabilir, bir namaz boyunca da itikafa niyet edip girebilirsin yani. Ama inanıyorum FM TV izleyenlerine bu vesileyle biz gerçekten hocamızın da güzel anlatımlarıyla itikafın en azından ne olduğunu öğrettik bu sene. Yani itikafın ne olduğunu, itikafın içeriğini, ya itikaf dediğin her gününe bir hac sevabı var. Mebrur, kabul olmuş bir sevap var. Yani her gününe bir hac veriyor Mevla Teala ve Mevla'nın misafirisin. Mevla'nın komşusu şeysin yani. Seni o yediriyor, içiriyor, mükemmellikler, zevkler, feyizler, lezzetler, yaptıklarından lezzetler alıyorsun. Yani bunu anlatabildiğimize çok memnunum. Gerçekten bu Ramazan kürsülerinin kurulduğu diğer bütün kanallarda bir kişinin de ben itikaf konuştuğunu duymadım. Evet. Bir tane itikaf konuşan... sünnetlerde. Ya önemli, en önemlisidir ya. Kutu da var, hocam müsaade ederse. Tabii ki, ne bakın, demek? Bugün büyük holdingler, bir örnek vermek istedim ben sadece, büyük holdingler... Personeli toplarlar. Giderler, hatta büyük ciddi masraflar ederek otellerde, tesislerde kiralarlar. Bütün kadrosunu götürürler. Onlarla beraber bir araya gelerek o 10 gün boyunca, 5 gün boyunca, 3 gün boyunca artık kaç günse geçmiş senenin yapmış oldukları icraatları şirket olarak, holding olarak ne yaptıklarını ortaya koyarlar ve önümüzdeki sene neler yapmamız lazımın fikir birliğini veya fikir jimnastiğini yaparlar. Bunu şimdi insanlar desen ki gel kardeşim, biz Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Ben de Müslümanım. Gel bir itikaf yapalım. Ramazan'ın son 10 günü. Bizim bunu yapmamız lazım. Bu sünnet desen. Ya şimdi benim vaktim yok. Olur mu öyle şey? Ya bu senin önümüzdeki sonsuz sene boyunca önümüzdeki sene boyunca sana mükemmel kazanımlar elde ettirecek. Nasıl kazanımlar? Sen geçmişindeki hatalarını, eksiklerini tespit edip ve gelecekte önümüzdeki sene boyunca neler yapman gerektiğini planlarsan, bir insan bunu hayatına, zaten bak, bir insanın, bir Müslümanın hayatında başarıyı elde etmesinin yolunu söyledi az önce hocam yani. Tabii ya, ruhunu dinlendiriyorsun. Öyle değil mi? Tabii. Ruhunu ve maneviyatını kuvvetlendiriyorsun. Evet. Geçmişin muhasebesi. Şu anda toplum olarak biz manevi hasta değil miyiz? Psikolojik hastalıklara, şimdi, ruhani hastalıklara yakalanmadık mı? Desen ki gel girelim, ya benim çok işim var der. Ama yani, bak az önce de söylediğim gibi ilk yarıda bir Ramazan, şu an bütün Türkiye'de hemen hemen belki çoğunda ne oldu biliyor musunuz Selman hocam? Ramazan bitti havasına girildi. Ramazan bitti, tatil başladı, devlet tatili koydu. Tamam, 9 gün tatil, kamu kuruluşları, resmi idareler, özel sektör tatile girdi 9 gün. Şu an Ramazan'ı bitirdi insanlar kafasında. Zaten bir kere yolculuğa çıkacağım diye hemen seferiliği aldılar kendilerine. Herkese yolda seferiyiz, seferlikle Allah Allah müsaade etti. Tabii tamam hocam, hemen hocalığa başlıyor yani. Hocam seferi olamıyor muyuz? Yani. Tabii onu biliyor. İşine geleni yakalıyoruz yani. İşine gelmeyen de sakın soruları sormaya başlıyor. Yoksa o işine geldin mi? O senden benden daha iyi biliyor. Hocam seferiyim ben şimdi diyor. Ama seferliği bir söylemek lazım. Seferi olan kişi, o oruç onun üzerinden kalkmıyor. Bunu Ramazan'dan sonra seferi olduğun gün kaç gün ise bunu birebir tutacaksın. Sen şimdi Ramazan içinde şeytanlar bağlıyken tutamıyorsan bu orucu, bundan kaçış yapıyorsan, sen Ramazan'dan sonra şeytanlar serbest bırakılınca bunu rahatça tutacağını mı zannediyorsun yani? Şöyle bir şey var hocam, burada hani şuna da değinmek lazım. Bir de şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim özür diliyorum. Şimdi işçiye, çalışana yevmiyesi ne zaman verilir? Al kardeşim, seni işe aldım, al maaşını da baştan önden peşin veriyorum denir mi? Yok ya, bir çalış bakalım. Bir görelim çalışmanı, ortaya koyacağım bir mesaiyi bir göreyim. Ona göre ben sana ne yapacağım? Karşılığını vereceğim dersin. Bak Ramazan daha bitmedi. Bayram sabahına kadar, hatta bayram sonuna kadar devam ediyor. Bayramın 3. günün akşamına kadar biz Ramazan'dayız hala. Evet. Belki bayramda oruç tutmayacağız ama Ramazan'ın getirdikleri devam ediyor. Feyzi, bereketi, verilecekler, sevapları, ecirleri devam ediyor. Bayram oldu mu bütün Ramazan'ı bir anda kafamızdan silebiliyoruz yani. O bitti artık, namazlar geçti, teravihler bitti. Ramazan'da içkiye, çok güzel. İçkiye başlayabiliriz. Ben Ramazanlık bırakmıştım hocam.
kumara devam, kahveye devam. Tabii, ondan sonra okula devam. Ramazan'da şey. Ya bu en önemlisi ne biliyor musun? Asıl işin güzelliği, işin işçi dediği gibi Hikmet Hocam'ın da çalıştığının yevmiyesini sonunda alır. Asıl yevmiyelerin dağıtılacağı en kıymetli günler bugündü mesela. Bugün Kadir günüydü. Yani dün gecesiydi, bugün günüydü. Ve bundan sonraki iki gün yevmiyelerin dağıtıldığı, bütün yapılan sahilerin, koşuların, çalışmaların karşılığının verileceği gündü. Mesela Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz bir gün oruç tutmak 10 gün tutmak gibidir. Hadis-i Şerif'te öyle geliyor. Ne yapıyor 30 gün tuttuğun zaman? 300 gün. 6 günde Şevval'de tutuyoruz şimdi bu aydan sonra. O da onunla çarpılıyor. 360 gün. 3 günde kurban gününde tutamıyorsun. Kurban bayramının 3 gününde oruç tutamıyorsun. 363 gün. 2 günde Ramazan'ın bayram günlerinde tutamıyorsun. 365 gün. Yani bütün seneyi oruçlu geçirmiş oluyorsun. Yani bak, yani Ramazan-ı Şerif'i ve Şevval'de de 6 günü. Ama adam Ramazan bitti mi tamam diyor. Yani Allah bu kadardı. Bir gün daha olsa vallahi tutmam hesabı. Şevval'de yardırıyor gidiyor yani. Evet, olmaz bu, kurnaz olmak lazım. Evet, Müslüman uyanık olmalı. Ramazan'ın kazanımını Ramazan'ın sonuna kadar, yani bayramın 3. gününe kadar hem namazlarımıza... Ya hocam bayramdan sonra namaz yine sadece bitiyor mu yani? Ramazan'ın, ya zaten bayramın sonuna kadar değil de hocam. 11 aya yaymak lazım ya. Ama tabii ki. Ama efendim biliyor ya. Ben sizin söylediğinizle de katılıyorum da. Ramazan-ı Şerif'i bir insanın nasıl geçerse bütün senesi de öyle geçer. Evet. Şimdi Ramazan'ı güzel geçirdiysen ya ne dersen de Allah'ın Resulü'nün dediği çıkacak. Yani ne şaşırıyorsun ki? Ya hakikaten öyleymiş. Ne zaten öyle yani. Ne olacaktı ki yani? Evet. Allah Resulü'nün sözünü şaşırmak bile. Şaşırmak bile tartmaktır. Ne alakası var ya? Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği çıkacak. Evet. Allah ve Resulü'nün dediği çıkacak. Ne çıkacak yani? Yani o bütün kanun nizamı koyan Mevla'nın ifadesi çıkmayacak. Senin bildiğin çıkacak. Evet. Öyle bir şey yok ki. Veya tıbbının dediği çıkacak. Öyle bir şey yok. Bir de belki bugüne kadar bu ifadeleri duyamadılar, denk gelemediler. Bugün denk geldiler. Bugün şu an duyuyorlar. Yani Allah rızası için Ramazan eğlencesi adı altında bütün belediyeler, ben burayı da çok takıyorum yani, evet, bütün belediyeler halka iyilik yaptığını zannederek, sanatçı adı altında bazılarını getirerek, işte şehirlerin belli bölgelerinde Ramazan bölgesi oluşturup buralarda karnaval tadında, onların ifadesiyle kadın erkek karışık aynen çıkıyorlar sözde çıklar, ilahiler yani adı altında şarkı türkülerle adam çıkıyor Ramazan konseri diyor. Ya Ramazan'da sen bütün gün tuttun orucunu, bonusları topladın. Şimdi çatır çatır hepsini heba ettireceğim sana. Hepsini rezil ettireceğim ben sana dercesine Allah'ın razı olmadığı hallerin içerisine girerek kadın erkek karışık. Bugün ben bir de tabii şeyleri de konuşmak lazım. Bizim Ramazanlarımızdaki iftar sofralarımız israf sofralarına karıştı. Bizim ibadetlerimiz eğlenceye karıştı. Bizim oruçlarımız gerçekten gösteriş havasına girdi. Bunlara gerçekten dikkat etmek lazım. Allah razı olsun, kaç tane kardeşimiz hakikaten bu sene boyunca Ramazan'da evinde kaç tane fakiri ağırladı, doyurdu? Kaç tane yetime sahip çıktı? Kaç tane gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrasına benzer bir sofra oluşturdu? Buna evet, bir bakmak lazım. Yapamadık mı? Daha iki gün var. Evet. Bak yapalım. Kaçırmayalım. Bari en azından sonunda işi yakalayalım yani. İsraf sofralarından, iftar sofraları kuruyorlar, çadırlar. Kadın erkek karışık. Vallahi buna müsaade yok. Buna müsaade yok. Ya sen bu şekilde Allah'a memnedemezsin. Bu iftarların finansını sağlayan abilerimize de ben söylüyorum. Belki hayır yapıyorlar. Güzel niyetlerle bunları veriyorlar. Ama şerre burada vesile, sen şerre vesile oluyorsun. Kadın erkek karışık topluyorsun. Herkesi çadıra dolduruyorsun. Hem de bir mekanın içerisine. Benim hanımımı falanca adam görecek. Yok böyle bir sofraya. Böyle bir sofra yok. İmkan varken bunların yapılmaması çok acı verici. Ya yapıyorsan madem öyle çadırı yap gerçekten iki bölmeli. Kadın ayrı erkek ayrı karışık olmayacak şekilde. Allah kabul etsin. Allah bak mükemmel bir faziletli evet, ibadet oldu. Ama müthiş, sen bunları böyle yapıyorsan ben bu sofraya kardeşim para vermem demen lazım. Bu sofradan Allah razı olmayacak. Çünkü burada ne yok? Allah'ın razı olduğu bir ortam yok deyip buraya para vermemesi lazım. Çünkü bunlar bir maddeyle dönüyor. Ve bunu sen zekatına sayıyorsun yeri geldiği zaman. Evet. Bunu zekatına sayıyorsun çünkü insanlara yemek yedirdiğini düşünerek, ama burada Allah'ın razı olmadığı bir yerde sen bulunuyorsun. Bunlar evet, gerçekten tehlikeli noktalar yani. Evet hocam, teşekkür ederiz. Devam edelim. Gelen mesajlarla devam edelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı geceler. Allah sizden razı olsun. Severek takip ediyoruz. Sizden hayırlı bir
eğitimden sonra hayırlı bir işe girmek için dua istiyorum diyor sevgili izleyicimiz. Rabbim Allah'a emanet olun. Saygılarımla diyor. Sevgili izleyiciler şunu da hatırlatalım. Teheccüd vakti demiştik. Teheccüd namazını kılmayanlar varsa teheccüd namazını hatırlatalım dedik. Namazı kılalım inşallah. Bizler için de dua edin. Müslümanlar için dua edin. Müminin mümine duası inşallah. 10 dakika kadar bir vaktimiz kaldı. Müminin mümine duası kabuldür. En iyi şekilde bizler için dua edin. Bizler de sizler için dua etmeye çalışıyoruz. Kadir gecesindeki birer birer hepimiz dua ettik. Sevgili hocamız zaten yarım saat kadar süren duasında hem sevgili izleyicilerimizi hem dünyadaki Müslümanları hep duasından eksik etmedi. Her zaman her daim de duasındadır sevgili izleyicilerimiz. Gelen mesajlar devam ediyor. Onlara da yer vermeye çalışıyorum. Böyle aralarında bakıp hemen böyle yer veriyorum. Allah razı olsun. Sevgili izleyicilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyor. Bir izleyicimiz demiş ki selamünaleyküm. Şimdiki evliliklere faiz bulaştı. Peygamber Efendimiz'in sünneti ama sünneti zedeliyorlar. Düğün masrafları karşılamayınca bankadan faize bulaşıyorlar. Bu hiç hoş değil. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili hocalarım? Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun demiş. Ya bu var ya o kadar geniş, o kadar yürek burkan bir soru ki evet. Gerçekten aslında içeriğinde Allah razı olsun, gönlüne sağlık Allah ama sen okuyorsun olsun. Galiba. Şimdi çok uzun konuşulacak bir önceden konu. Önceden şöyle şey bir olay vardı. Ecdadımız şöyle bir olay yakalamış. Ramazan ayı geldiği zaman bölgenin zenginleri, mahallelerin, ilçelerin zenginleri o mahallelerin bakkallarına giderdi. Gidermiş ve veresiye defteri, zımmi defteri adı altında veresiye defterleri işte yazdırırmış adam ay boyunca aldıklarını ay sonra ödermiş. Veya taksit ödermiş. Bakkala veresiye yazdırıyor. Ve bu iş adamları veya bu zenginler, zekat sahipleri, imkan sahipleri gidermiş. O defteri kimisi kısmen, kimisi sayfa sayfa satın alırmış. İşte bu defteri bana kaça satarsın? Pazarlık da yaparmış. Hani bütün borçları sildirme manasında. Ve buna benzer evlenecek gençlere de o zamanlar böyle sahip çıkarlarmış zenginler. Giderlermiş bu mahallede evlenecek yaşta kaç genç var, kaç tanesi evlenmek istiyor, ya evlenemiyor diye. Bunlara sahip çıkarmış. Bizim evliliklerimiz şu anda tamamen popüler kültür adı altında televizyonlarda izlemiş olduğumuz, yani görüyorsunuz evlilik izdivaç programlarıyla evlilik tamamen meta haline dönmüş. Yani genç bir bakıyor ki o oyun var mı, buyun var mı, sigortan nereden, bağ kurulu musun, SSK'lı mısın? Yani bu sefer otomatikman çocuk bir bakıyor, bu nasıl diyor ya? Yani burada bir sevgi yok, muhabbet yok, yani bu ne yani? Ben böyle evlilik evlenmiyorum diyor. Şu an gençliğin tamamı zaten evlilikten soğumuş halde. Zaten zina serbest, istediğiyle beraber istediği gibi takılabiliyor. Bütün her yerimiz ofis daire olmuş zaten. Yani iki yapılı daireler, istediğiniz yerde istediğiniz gibi takılıyorsunuz. Stüdyo dairelerle. Tabii herkes bir yerden bir işini bulmuş, yolunu bulmuş. Gerçekten buna yasak. Evlenmeye ne gerek var ki? Başıma bela mı alacağım canım diyor. Yani şimdi bununla mı uğraşacağım, bu kadınla mı uğraşayım, bu adamla mı uğraşayım? Yani herkes zaten eğer evlilik buysa, ihtiyacını gidermekse biz bunu zaten rahatlıkla dışarıda halledebiliyoruz. Bu mantıkla ne oluyor? Niye bu kadar masraf yapayım ki? Zaten evet. Ebeveynlere baktığın zaman, karşılıklı oturdukları zaman bir bakıyorsun. O diyor ki bu kadar altın isterim, bu ev isterim, şu mobilya isterim, şu buzdolabını isterim. Bir bakıyor çocuk, yani 200 milyara evlenemiyorum ben. Bu nerede diyor ya? Ya faize düşecek bu çocuk, helak olacak, yuvası bir sene içinde huzursuzluktan yıkılacak. Ya da evlenemeyecek, ya da evlenemeyecek zinaya evet. Düşecek. Her türlü düşecek bu çocuk yani. Zinanın peşinden. Tamam, devletimiz şu anda Allah razı olsun bir aile kur projesiyle biraz sahip çıkmaya çalışıyor. Ama bunu sahip çıkmak devlet olarak da bunlara maddi finans yardımından ziyade bunların önündeki bu istek engellerini, bu tüketimlerini ve bu önlerine koyulan gerçekten dehşet engelleri kaldırmaktır yani. Evet. Yani kolay bir evliliği sağlamaktır. Rahat bir evliliği sağlamaktır. Huzuru gerçekten bir buzdolabında, bir plazma televizyonunda aramak değildir yani. Bir koltuk takımında değil. Yani anlatabiliyor muyum yani? Bunu nerede bulmak? Bunu huzuru, mutluluğu, ailesini devam ettirebilme niyetiyle girmesi lazım. Evet. Yoksa şuyum olsun, buyum olsun, şöyle olsun, böyle olsun, o olmazsa ben evlenmem, bu olmazsa mahcup oluruz. Ben kimse dini güzel olana? Yok, dini güzelene değil işte. Ya maddesi olacak, ya ev evet. işi güzel olacak, maaşı güzel olacak. Böyle önüne handikaplar koyduğun zaman çocukların, evet. Bu sefer gençlerin hepsi ne yapıyor? Ya kaçıyor, ya zina ediyor. Ondan sonra bambaşka terör.
Teşekkür terör, ediyorum. Terör bitmeyecek. Bu zina bitmeden terör bitmeyecek. Vaktimizin de sonuna yaklaştık hocam. Şu mesajların birkaçına daha yer vereyim. Tamam. Ardından bayramla alakalı iki söz, yani böyle kısa kısa sözler alıp programımızın sonuna geleceğiz. Zaten imsak vakti yaklaştı. Tekrar teheccüd namazını hatırlatalım. İki rekat teheccüd namazı kılmayı unutmayalım. En azından iki rekat kılalım. Ardından dua edelim inşallah. Selamünaleyküm hocam demiş. 20 yaşında kızım var. Zorla kapattık. Sürekli kavga ediyoruz. Bunun hükmü nedir demiş. Şimdi buna bir kısa bir cevap vermek istiyorum hocam izninizle. Tabii buyur hocam. Şimdi bunun öncesine değinmek lazım. Evladını küçükken nasıl yetiştirdin? Evladına küçükken şöyle mi dedin derler. Ya küçüktür. Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz. Eğer böyle dediysen zaten büyüdüğünde... Bak oldu. Zorla kapattın. Zaten bu işin aslı sevdirerek yapmaktır. Ailesinden gördüğünü sevdirerek yapmaktır. Eğer sevdirerek yaptırırsan o daha çıkartmaz. Çünkü kendi severek yaptı. Ama diğer taraftan zorla, senin zorunla giydirdiğin zaman evladına başörtüyü diyelim, başörtüden konuşuyoruz. Diğer türlü ibadetler de olabilir. Ama yarın bir gün bir sıkıştığı zaman hemen... Şimdi o ibadeti. Çocuğun küçükken onu sıcak kaynayan sudan nasıl muhafaza ettiysen veya fazla yediği çikolatadan bundan bir şey olmaz deyip ne alakası var kardeşim bu bana zararlı deyip nasıl onu ondan evet. muhafaza ettiysen işte bunun kılığını, kıyafetini ve ibadetlerini de aynı şekilde muhafaza etmiş olsaydı. Ama şimdi geç kalmış burada biraz şey annesi yok. Kızına sitem edermiş gibi yapıyor ben ama burada suç biraz daha ebeveynlerde diyorum. Bunlar çok uzun konular ama evet. Ben tesettürlülerin şu anki tesettür anlayışının evet. yani açıklıktan çok daha tahrik edici ve açıklıktan çok daha fazla ilgi çekici olduğunu buluyorum. Öyle görüyorum. Bir erkek olarak öyle yaşıyorum ben yani. Şu anda çünkü kapalılıkta cezbe vardır. Ama çarşaflı kardeşlerimi ve gerçekten tesettürünü tesettür olarak örten tesettürlü kardeşlerimi istisna olarak ayırdıktan sonra diğer başından başka bir yeri kapalı olmayan kardeşlerimizin açıklıktan çok daha fazla tahrik ettiklerini düşünüyorum. Bu konuyu da saatlerce konuşabilirim ayet hadisle. Ama yani ben şu anda öyle kapattım, zorla kapatmak olmaz. Dediğin gibi hocam evet. tercih çocuğun olmalı, ebeveynin değil. Ebeveyni bunu baskıyla yapmamalı, tercih çocuğun ama kendi. Ama tercih çocuğun tercih olmalı hocam şimdi. Bunu ne yapması tercih lazım? Tercih çocuğun derken... 3 yaşındaki çocuğun tercihi olmaz. Bunu sen o zaman evet. empoze edecektin tabii, ona. Tabii. Ama tabii, şimdi tabii. 20 yaşındaki çocuğun kendi tercihleri var. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyuruyor ya, çocuklarınızı 7 yaşına kadar bize verin, 70 yaşına kadar sizin olsun. Evet. Yani 7 yaşına buna kadar sen o çocuğa verdiysen bu işi ondan sonra korkma. Sal kurtlar bir var. Bir de hele de üniversite belasının içine girmiş ise zaten sen onu Allah kaybettin. Yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Rabbim inşallah ona başörtü aşkı verir. Vatanına memleketine faydalı verir. Olsun i̇nşallah. Hocam bu diye. Bu konuyu biraz da vatandan, vatanına memleketine faydalı olsun diye okutuyorum hocam diyenlerin çocukların daha sonra kendilerine bile faydasının olmadığını ne zaman göreceğiz merak ediyorum yani. Bu aileye bir de şunu söyledim. Hani işin kavga boyutu da değil de evladını alıp da evladınla birlikte yüz yüze oturup konuşmak da çok önemli. Bu işin şuurunu, hassasiyetini ona anlatabilmek. Evet. Kendini anlatamıyorsan eğer hocalar vasıtasıyla bu işin şuurunun, gerçeğin zaten bu gerçek, bundan başka gerçek yok. Yani başka bir gerçek yok. Aynen. Rabbimiz bunu bize emretmiş yani. Bu emri, bakın emri yaptırmakta zorlanıyoruz evlatlarımıza. Sünneti yaptırırken nasıl yaşayacağız? Aynen. Emri yapmakta farzlarda, sıkıntı çekiyoruz. Farzlarda sıkıntılar yaşıyoruzken bunda daha çok sıkıntılar yaşarız. Onun için güzel, tatlı dille evladınızı teşvik ederek bu işi başarabiliyorsanız ne mutlu size diyorum. Başarın ve inşallah. Gönlü yansın. İnşallah. Bir babanın evladı üzerine. Gönlü yandığına inanıyorum ben. Bir babanın i̇nşallah. Evladı üzerine duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Şu senin söylemiş olduğun gibi bir teheccüd kılsa bir dua etse Mevla'ya. Evet. Mevla onun gönlünün burukluğunu giderir. Kızının kalbine de güzel bir sükunet verir, sekinet verir. Bu iş olur inşallah yani. Dua etsin. İnşallah. Teşekkür ederiz. Şimdi gelen izleyicilerimiz soruları var. Hepsine cevap vermek istiyorum. Hepsine bakmak istiyorum ama inşallah sorularımıza cevap verirsiniz diyenler var. Hepsine elimizden geldiği kadar programımızın sonrasında da cevap vereceğiz. Olmazsa hani cevap veremezsek yarınki iftar özel programımız var. Ardından devamında yine Ramazan özel ve sahur özel programımız var. İllaki sorularınız cevaplanacaktır. Onları da kaçırmayın. O soruları da oralara da gönderebilirsiniz.
Ben oradaki moderatör arkadaşlarımıza da iletmeye çalışacağım. Ama buradan da cevap vermeye çalışacağım sevgili izleyicilerimize. Tebrik mesajları var. Sorular var. Teşekkür ediyoruz hepsine. Allah razı olsun diyoruz. Dua istiyor. Dua isteyenler var. Rabbim dua isteyenlerin gönlünden ne geçiyorsa, hayırlı ne muratları varsa Rabbim onları ikram eylesin diyoruz. Amin. Böyle bir duada bulunalım. Hadi hazır teheccüd vaktindeyiz. Hazır gecelerin Rabbimizin isteyin dediği vakitteyiz. Sizler de bizlere dua edin. Kendinize dua ediyorsunuz. İşte şimdi kaç dakika kaldı? 4 dakika kadar falan kaldı imsak vaktine kıymetli izleyiciler. Lütfen kalkalım, 2 rekat namaz kılalım. 2 rekat teheccüd namazı kılalım. Ardından bir şey dua edelim demeyeyim inşallah. Yani olur Allah'ınız. İstiyorsunuz. Bak dua isteyenler var. İşte istediğin dediği vakit bu vakit. İşte Rabbimize müracaat edelim kıymetli izleyiciler. Evet, son olarak çok kısa bir vaktimiz kaldı. Hatta 3 dakika kadar bir vaktimiz kaldı Murat Hocam. Evet. Hikmet Hocam. Bayram geldi elhamdülillah. Cehennemden azat, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan bizim ayımız yani Ramazan ayını elhamdülillah bitireceğiz. Hüzünle bitireceğiz. Aynen. Hüzünlüyüz. Ama bayramın gelmesiyle, cehennemden azat olduğumuzun inancıyla bayrama kavuşuyoruz. Onun için de bir nevi mutluyuz, huzurluyuz elhamdülillah. Efendimiz buyuruyor ya, eğer ümmetim Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilmiş olsaydı bütün senenin Ramazan-ı Şerif olmasını isterdi. 12 ayında Ramazan olmasını isterdi. Evet. Ben onu bu sene gerçekten yaşadım biliyor musun yani? Evet. Yani gerçekten Ramazan'ın gidişi beni şu an çok üzünlendiriyor. Evet. Çok lezzetli. O kadar güzel. Da alıştık ki. He, o kadar bereketli, güzel. Önceden diyordum ki vallahi bir gün daha olsa tutmam diyordum yani. Yani bir gün daha olsa ben bu orucu tutamam diyordum yani. Şimdi 365 gün olsa gerçekten bu tatta, bu lezzette gerçekten olur yani. Evet. Gerçekten çok güzel bir Ramazan-ı Şerif geçiyor. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Hiç bayramla alakalı şey neler söylemek istersiniz hocam? Bayramla ne alakalı? Bayram Müslümanın bayramı, oruç tutanın bayramı, gerçekten bu ayı güzel geçirenin bayramı. Bayramı mükemmel yaşayacağız. Çok lezzetli geçireceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bayram Mevla Teala'nın oruçlu olan, Müslüman olarak Ramazan-ı Şerif'e güzel geçiren insanlara vermiş olduğu bir hediyedir. Rabbimizden gelen bu hediyeyi de güzel bir şekilde alacağız, kabul edeceğiz. Başımızın üstüne koyacağız. Akrabalarımızı, sevenlerimizi, herkesi ziyaret edeceğiz, arayacağız. Ne kadar güzel bir gün. Sıla-i Rahimler yapacağız. Bütün izleyicilerimizin de, FM TV izleyicilerinin de bayramları mübarek olsun. Gerçekten çok güzel bir bayrama giriyoruz. FM TV ailesi olarak da güzel geçirdik, bereketli geçirdik, güzel sahi ettik, koştuk. Hep beraber maddi manevi çok güzel geçirdik gerçekten. Önümüzdeki sene bizi izlemeye devam etsinler Ramazan-ı Şerif'ten sonra. Bizim sene başımız Ramazan'dır. Gerçekten çok daha güzel projelerimiz, onlara ulaşacağımız yenilikler ve hiç bitmez. Felaket, zirve yenilikler var. Yani gerçekten hızımıza yetişemeyecekler. Onlar da bize destek versinler, gönüllerinden dua etsinler. Bu işi gerçekten zirvelere çıkaralım, mükemmelleştirelim. Bütün dünyaya da televizyonculuk nasıl yapılır, gerçekten bu iş haramsız, yani kadınsız nasıl yapılır gösterelim. Hanımlarımızı da evlerinden çıkarıp bunu söylerken yanlış anlamasın. Evet. Yok, onlara zulmetmeyelim yani. Evet. Biz hanımlarımızı gerçekten düşünen, seven, Rabbimizin emaneti gibi onlara değer veren insanlarız. Sade bu dünya, evet, bir ahiret. Ahirette de yani dünya ahiret hanımımız olarak biz onları biliyoruz. Onun için Allah'ın izniyle onlara zulmetmeden, onları da yanlış işlere düşürmeden, kendimizi de bu işlerin içine düşürmeden, onları bir meta ve teşhir malzemesi olarak göstermeden güzel bir bayrama girelim. Bu bayrama girdiğimizde de Allah rızası için şu faizli bankalardan bayram kredileri, bilmem Ramazan kredisi adı altında faizlere girerek bütün ay çalışmış olduklarımızı, yani hocamız anlatırdı onu, Efendi Hazretlerimiz anlatırmış. Kısa geçiyorum, programımız bitiyor. Yani benim anneannem sütü sağardı, 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 sağardı diyormuş Efendi Hazretleri. En son inek bir tekme atarmış, bütün sütü yıkarmış yani. Evet, böyle yapmayalım bütün Ramazan-ı Şerif'imizi inşallah. Hemen çok kısa sizden de alayım. İnşallah. Allah. Orucumuzu tuttuk elhamdülillah. Teravihlerimizi kıldık. İbadetlerimizi yaptık. Ve Mevlamızın bizden istediği her şeyi gerçekleştirdik. Ve Mevla da bize ödül olarak kulum dedi, alın size 3 gün bayram. Bunu da doya doya yaşayın dedi. Bunu ben kardeşime diyorum ki, orucunuzu tuttunuz mu? Teravihlerinizi kıldınız mı? İbadetlerini yaptınız mı? Doya doya bayramın tadını çıkarsın inşallah. Çok teşekkür ederim. Bu ödüldür, hediyedir Rabbimizin. Amin.
En güzel şekilde. Ama bayram geldi, içkiye başlayalım, bayram geldi, kumara başlayalım olmasın yani. Bu İnşallah. Öyle olmaz evet, yani. Olmaz diyoruz. Allah razı olsun hocalarım. Yani. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Bu muhabbet, bu feyzi muhabbetin de Allah sonuna geldik. Sevgili izleyicilerimiz de ekranları başında bizi hiç bıkmadan, usanmadan sevgiyle, muhabbetle izlediler, dinlediler. Allah kendilerinden razı olsun. Hocalarımızı da sizlerin adınıza teşekkür ediyorum kıymetli izleyiciler. Teşekkür ediyorum hocalarım. Böylelikle imsak vakti girdi kıymetli izleyiciler. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. İnşallah Rabbim hayırlı bir gün diliyorum sizlere Rabbimden. Allah'a emanet olunuz diyorum. Mesajlarınıza cevap verilecektir inşallah. Yarın da devam eden programlarda onlara da iletmeye çalışacağız. Kendi mesajlarınız cevapsız kalmayacak. Yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.